Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Fen bilimleri dersinden 2. dönemin 2. yazılı örneğiyle yine sizlerle beraberim. Sizler soruları videoyu durdurup soruların cevaplarını önce kendiniz yapıp daha sonra benimkilerle karşılaştırabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. İlk bölümümüz doğru yanlış bölümü. Hemen birinci cümleyi okuyalım. Pillerde de mıknatıslar gibi iki kutup vardır. Doğru. Artı ve eksi olmak üzere iki kutup var. D harfini koyalım. Bütün canlılar çıplak gözle görülebilir. Yanlış. Mikroskobik canlılar biliyorsunuz mikroskopla görülüyor, gözle görülmüyor. Pil devrenin enerji kaynağıdır. Doğru. Karışık turşu bir saf madde örneğidir. Yanlış. Bu bir karışımdır çünkü. Bilinçsiz aydınlatma ışık kirliliğine neden olmaktadır. Doğru. Bir devrede anahtar açık durumdayken ampul ışık verir. Yanlış. Anahtarın kapalı olması gerekiyor. Egzersiz yaparken soluk alıp verme sıklığı ve nabız sayısı azalır. Yanlış. Egzersiz yaparken soluk alıp verme ve nabız artar. O yüzden cümle yanlış. Ultrason duymadığınız seslerle çalışan görüntüleme amaçlı cihazdır. Evet. Sağlık alanında kullanılır. Doğru. Işık kirliliği geçici veya kalıcı duyma bozukluğuna yol açabilir diyor. Yanlış bir cümle çünkü duyma sesle ilgili. O yüzden ışık kirliliği bu rahatsızlığa sebep olmaz. Ses teknolojileriyle sesin şiddeti arttırılıp azaltılabilir. Doğru. Dünyanın güneş etrafında dolanımı 365 gün ve 6 saattir. Doğru. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş'in etrafında da dolanma hareketi yapar. Doğru bir cümle. Buzun ısı alarak su haline geçmesine donma denir. Yanlış. Buna erime diyoruz. Geldik boşluk doldurma bölümüne. İlgili kelimeleri boşluklara yerleştirelim. Elektrik enerjisi enerjisinin iletimini nokta nokta sağlar. Kablo sağlar. Kablo yazalım buraya. çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar küçük canlılara nokta nokta canlılar denir. Mikroskobik canlılar denir. Mikroskobik Görme olayının gerçekleşmesi için nokta nokta gereklidir. Işık gereklidir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu nokta nokta oluşur. Gece ve gündüz oluşur. Gece ve gündüz yazıyoruz. Şunu da çizelim. Çevrenin kirlenmesi bütün nokta nokta etkiler, bütün canlıları etkiler. Maddenin uzayda kapladığı alana nokta nokta denir, hacim denir. Devrede bulunan nokta nokta bize devrenin çalışıp çalışmadığını gösterir. Devrede bulunan ampul yazmalıyız buraya. Ampul eğer ışık ya veriyorsa devre çalışıyor demektir. Dünya Güneş etrafında belli bir nokta nokta dolanır. Yörüngede dolanır. Ve böylece bu bölümü de bitirmiş oluyoruz. Geldik şıklı sorulara. Cümleler var 3 tane. Önce soruyu okuyalım. Aşağıdaki kuvvetin etkilerinden hangisi yukarıda verilen örneklerin dışında kalır? Bir otomobilin gazına basmak bu hızlandırıcı etki bu var. Otobüsün fren yapması yavaşlatıcı bir etki yavaşlatma etkisi. 3 cam bardağın kırılması şekil değiştirme. Burada yazan cümlelerde yön değiştirme yok. O zaman biz bunu işaretlemeliyiz. C şıkkı. Yine cümlelerimiz var. Mıknatıslarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım. 1. Demir, nikel ve kobaltı çeker. Bu doğru bilgi. 2. Zıt kutuplar birbirini iter. Bu yanlış. Çünkü zıt kutuplar artı ve eksi dediğimiz ya da N ve S dediğimiz kutuplar birbirini çekerler. Aynı kutuplar birbirini çeker. Bu da yanlış yazılmış. Aynı kutuplar birbirini itiyordu çünkü. Pusula kapı zili ve hoparlörde kullanılır. bulunur. Doğru. Yani 1 ve 4. cümleler doğru. O zaman B şıkkını işaretliyoruz. 3. Dünya kendi eksen etrafında batıdan doğuya doğru döndüğüne göre aşağıdaki illerden hangisinde güneş en erken doğar? En doğudaki ilde en erken doğuyor. O da e, ülkemizin en doğusunda şu verilen şehirler arasında Van şehri var. Van diğer şehirlere göre daha doğuda kaldığı için orada daha erken doğar. 4. Karışımları ayırmak için bazı yöntemler kullanırız. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yöntemlerle ayrılmaz? A. Makarna ve su süzme yöntemiyle ayrılabilir. O zaman bunu işaretlemiyoruz. Demir ve kum mıknatıs ile ayrılabilir. Talaş ve nikel tozu yine mıknatıs ile ayrılabilir. Kum ve pirinç ise buradaki yöntemlerle ayrılmaz. O zaman cevabımız değişik oluyor. 5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerji kaynaklarından değildir? A şıkkı, kablo o elektrik enerjisi üretmez. Sadece e, elektriği taşıma görevi de kullanılır. Diğerleri elektrik enerjisi kaynaklarındandır. Geçiyoruz 6. soruya. Yukarıdaki olayların hangilerinde yararlı mikroskobik canlıların sebep olduğu olaylardır? Yani yararlı işler yapanlar, bizim işimize yarayanlar. 1 numara yoğurdun oluşması. Bu bizim işimize yarıyor. 2 peynirin küflenmesi bu bizim için olumlu bir durum değil. Bu yararlı mikroskobik değil, zararlı mikroskobik canlıların işi. 3 domatesin çürümesi de aynı şekilde zararlı. Ekmeğin küflenmesi bize yararlı değil. Kek hamurunun kabarması işte bu var. Çünkü hamur kabardığında güzel kekler oluyor. Hamurun mayalanması yine bu da yararlı bir iş. Limonun küflenmesi iyi bir şey. Yani bizim için yararlı bir iş değil. 8. Sütün peynire dönüşmesi. Bu da yani 1 numara, 5, 6 ve 8 numaralar yararlı mikroskopik canlıların sebep olduğu olaylardan cevabımız C şıkkı oldu. 7. Pirincin içi içine karışmış küçük odun parçacıklarını en kolay hangi yöntemle ayırabiliriz? Odun parçacıkları suyun üstünde yüzebilen e, odun biliyorsunuz tahta ve odun suyun üstünde yüzebiliyor. Pirinçler de suyun dibine doğru batarlar. O zaman biz yüzdürerek ayırma yöntemini kullanırsak en doğru yöntemi kullanmış oluruz. 8. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Şekerli suda şekeri göremeyebiliriz çünkü şeker erimiş olabilir. Tuzlu suda da aynı şekilde, havada da aynı şekilde. Ama çakıl ve kum karışımında hem çakılları hem de kumları karışımın içinde gözlerimizle görebiliriz. Cevabımız B çık. B şıkkı oluyor. 9. Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan birisi hangi sonuca ulaşamaz? A. Evimizdeki elektrik düğmeleri birer anahtardır. Evet, doğru. Elektrik devresiyle aydınlanmak için ampul kullanmalıyız. Doğru. Odamızı aydınlatan ampulün kabloları duvar içerisindedir. Doğru. Elektrik devrelerindeki kablo kopuklukları devrenin çalışmasını etkilemez. İşte bu hatalı bir cümle. Bu sonuca ulaşamayız çünkü kablolar koptuğunda devre çalışmaz, ampul yanmaz. D şıkkını işaretleyelim. 10 Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarındandır? A. Yol yapım çalışmasındaki makine sesi. Oradaki ses çıkaran makine insanların yaptığı bir şey olduğu için bu yapay ses. Trafikteki arabaların korna sesi. Yine korna sesi de yapay bir ses. Okuldaki, okulda teneffüs için çalan müzik sesi. Bu da insanların yaptığı bir e, aletten çıktığı için yapay ses. Evde kafeste beslenilen kuşun sesi. Bu doğal bir canlının sesi olduğu için doğal ses oluyor. D şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların etkilerinden değildir? Küflenme evet. Bozulma evet. Ekşime var. Ama buharlaşma mikroskobik canlılarla ilgili değil. O zaman cevap değişik oluyor. 12. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık verir? A şıkkında devre tamam olarak gözüküyor. Pilimiz doğru bağlanmış kablolar. Anahtar kapalı. Bu devrede ampul ışık verir. Bunu işaretleyelim. Diğerlerini de inceleyelim. B şıkkında devre tamam ama ampul şey anahtar açık bırakılmış. Anahtarın kapanması gerekiyor. Elektriğin kablodan diğer tarafa geçmesi için bu şekilde elektrik geçemez ve burada ışık olmaz, ışık vermez. C şıkkında hem anahtar açık hem de pil yok. O yüzden ışık vermez. D şıkkında da yine anahtar açık bırakılmış yine ışık vermez. Biz A'yı işaretlemiştik. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlardan biri değildir? A. Bozuk bir elektrikli aleti tamirciye götürmek. İşte aradığımız cevap bu. Bozulan bir aleti tamirciye götürürsek bize elektrik çarpma riski yoktur. B. Yıpranmış elektrik kablolarına dokunmak evet bu çok tehlikelidir. Elektrik çarpabilir. Elektrik direklerine tırmanmak bu da çok tehlikelidir. Islak elle elektrik prizlerine dokunmak da bu da çok tehlikelidir. 3 cümlede elektrik çarpabilir ama A şıkkında böyle bir şey söz konusu değil. Son sorumuz Dünyanın Güneş etrafında dolanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Bu hareket 365 gün 6 saatte tamamlanır. Doğru. Bir tam dolanım bir yıl olarak adlandırılır. Doğru. Bu dolanım gece ile gündüzü meydana getirir. Yanlış. Çünkü Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü zaman gece gündüz olur. Güneşin etrafında dolanınca olmaz. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ile mevsimler meydana gelir. Evet cevabı işaretledik. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Sizlere sınavınızda ve diğer sınavlarda sonsuz başarılar diliyorum. Başka sınavlarda, yazılarda, derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.